İbadetlerin kabul olma şartları. Sual: Namazın ve diğer ibadetlerin kabul olması için belli bir şart var mıdır? Cevap: Namazın ve bütün ibadetlerin kabul olmaları için önce insanın düzgün itikada, yani ehli sünnet itikadına sahip olması ve ibadetlerin sahih olmaları, sonra ihlasla yapılmaları ve helale harama dikkat etmek şarttır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Haram cilbap, gömlekle kılınan namaz kabul olmaz. Üzerinde haramdan cilbap bulunan kimsenin ibadetlerini Allahü Teala kabul etmez. Yalnız bir lirası haramdan olan on lirayla alınmış elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Hazreti Musa tura giderken yolda namaz kılıp ağlayarak dua eden bir zata rastladı. Münacatında mezkur zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde, Cenab-ı Hak, Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem, zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram vardır, buyurdu. Bir kimse kazancını kumardan elde etmeye çalışsa, zamanla kumar işinde mahareti artar. Marangoz, terzi gibi helal bir meslek edinmek isteyene de işleri kolaylaştırılır. Onun için daima helal kazanç yollarını aramalıdır. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan birisi haram lokmadan sakınmaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının, midesine haram lokma girenin kırk gün duası kabul olmaz. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki, Ya Resulallah dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin cevabında buyurdu ki duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Haramdan sevap beklemek. Haramdan sadaka verse, alan fakir de haramdan olduğunu bilerek verene Allah razı olsun dese veya Allah kabul etsin dese ve veren de amin dese ikisi de imanlarını kaybeder başka biri de amin dese o da kafir olur. Haram olduğu bilinen belli malla cami veya başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevap beklemek küfürdür. Sual: İbadetlerimin kabul olmadığını sanıp gevşek davranmak uygun mudur? Cevap: İbadet yapmak kulluk vazifesidir. Bir kul ibadetlerinin kabul olmayacağını zannetse de ibadet yapmaya mecburdur. İbadet ederek ibadetteki kusurlarına istiğfar edip ağlamalıdır. Bu istiğfar ve yalvarış, belki ibadetlerin kabul olmasına sebep olur. İbadetler düzgün yapılınca, belki kibre, ucba sebep olur ve böylece kişi yine tehlikeye girer. Sonra, ibadetlerin hepsi kabul olsa da, sayısız nimetlerin hangisinin şükrünü eda edebilir? İbadetlerine güvenmek de doğru değildir. İbadet kulun vazifesidir kul vazifesinde gevşeklik göstermemelidir. İlim, amel, ihlas. Sual: Daha çok hangi ibadetleri yapmayı tavsiye edersiniz? Cevap: Bir kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a en hayırlı amelin ne olduğunu sual edip ilim cevabını alınca tekrar sordu. Ya Resulallah, ben amelden sual ediyorum, siz ilimden bahsediyorsunuz. Allahü Teala hiç ilimsiz ameli kabul eder mi? Yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir müddet ilim mütala etmek, bütün geceyi ibadet ve namazlı geçirmekten eftaldir. Şeytan, ihlas ve ibadeti çok olan bir abidi kandırmak için, insan kılığında abidin evine gelerek dedi ki, senin cennetlik olduğunu öğrendim. İbadet ve ihlasın yedi bucağa yayılmıştır. Senden istifade edebilmek için bir müddet misafirin olmak istiyorum. Abit yani çok ibadet eden şeytana bir oda verdip şeytan bir odaya çekilip yiyip içmeden ve uyumadan beş on gün ibadet eder göründü. Abit hayret içinde dedi ki ey yabancı aç susuz ve uykusuz uzun müddet böyle nasıl ibadet edebiliyorsun? Çok günahkarım tövbe ettim ibadet kuvvetini tövbemden alıyorum. Aynı şeye kavuşabilmek için tövbe etmek şartıyla hangi günahı tavsiye edersin? Şeytan bir adam öldürmesini söyledi. Abid kabul etmedi. Zina teklifine de razı olmadı. Şarabı diğerlerine göre hafif gördüğü için içip sarhoş oldu. Şeytan hemen Abid'i kötü bir kadınla tanıştırdı. Abid kadınla beraberken kadının kardeşine haber verdi. Kardeşi sarhoşu döverken Abid kadının kardeşini bıçaklayıp öldürdü. Şeytan hemen zaptiyeye haber verdi. Sarhoş suçüstü yakalanıp adalete teslim edildi. Neticede idama mahkum oldu. Asılacağı sırada şeytan kendisine secde ederse kurtaracağını söyledi. Abid elleri bağlı şekilde nasıl secde edeceğini sordu. Şeytan gözlerinle olsa da yetişir dedi. Abid gözleriyle secde ederken idam edildi. Menkıbedeki abid ilmi az olduğu için günahı küçük görüp felakete maruz kalmış, ve Allahü Teala'dan yardım isteyeceği yerde şeytandan medet bekleyerek imansız gitmiştir. Bir kere Abdülkadir Geylani Hazretleri çölde giderken gayipten şöyle bir ses işitti. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Sana haramları mübah serbest kıldım. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Eûzü çekti. Kovulmuş şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım. Sus ey melun diye bağırdı. Bunun üzerine aynı ses, ey Abdülkadir, Rabbinin izniyle çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden, kötülüğümden kurtuldun. Halbuki ben bu yolda yetmiş kişiyi yoldan çıkardım, dedi. Onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sorduklarında, sana haramları helal ettim sözünden anladım. Çünkü Allahü Teala böyle şeyleri emretmez, buyurdu. İlimsiz amel sapıklıktır. Amelsiz ilmin de vebali büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilmiyle amel etmeyen alim kıyamette en şiddetli azaba düçar olur. Kıyamette ilmiyle amel etmeyen alimin cehennemde çıkardığı kötü kokudan cehennem ehli rahatsız olarak şöyle seslenir: Ey kötü kimse! Çektiğimiz eziyet ve bu acı durum yetmiyormuş gibi bir de senin çıkardığın kötü kokuya mı katlanalım? Sen ne yaptın da bu duruma düştün? Alimse ilim sahibiydim fakat ilmimle amel etmezdim diye cevap verir alimler hariç insanlar helak olmuştur. İlmiyle amel edenler hariç alimler de helak olmuştur. İhlas sahipleri hariç ilmiyle amel eden alimler de aldanmıştır. İhlas her işte Allahü Teala'nın rızasını gözetmek, kötülükleri gizlediği gibi iyilikleri de gizlemek, övülünce sevinmemek, kötülenince üzülmemek, riyadan uzak olmaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, İhlasla amel etmek az da olsa yetişir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, ebedi saadete kavuşabilmek için ilim, amel ve ihlas muhakkak gerekir buyurmaktadır. Sual Çok ibadet etmek için ne yapmak gerekir? Cevap Allahü Teala muhakkak çok ibadeti değil, ihlaslı ve az da olsa devamlı olan ibadetleri makbul saymaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, salih amel işleyenleri övüyor. Salih, yani ihlaslı ameli tavsiye ediyor hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, amelin halisi azı da sana yeter. Allahü Teala ancak ihlaslı olan ameli kabul eder. Demek ki ilim sahibi kimsenin az da olsa ihlaslı amel etmesi kafidir. Ancak devamlı olması da gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah indinde amellerin en kıymetlisi az da olsa devamlı olanıdır. Neşeyle ibadet yapmak için. Suat bedeni ve zihni yorgunluğu gidererek daha rahat ibadet yapmak maksadıyla mübah şeylerle uğraşmak caiz midir? Cevap Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ibadetleri takat getireceğiniz kadar yapınız, neşeyle yapılan ibadetin kıymeti çok olur. Beden istirahat edince, ibadetler zevkle yapılır. Beden ve zihin yorgunken yapılan işten usanç hasıl olur. Yorgunluğu gidermek için ara sıra mübah olan şeylerle bedene neşe getirmelidir. Bu neşeyi hasıl etmek için nefsin mübahlardaki arzularını ihtiyaç olduğu kadar yerine getirmek gerekir. Böyle yapmak İslamiyete uymak olur. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki çok ibadet yapınca beden yorulur, hareket etmek istemez. Bu zaman uyumakla veya salihlerin hayat hikayelerini okumakla yahut mübah olan eğlencelerle bedeni neşelendirmeli. Böyle yapmak, usanarak ibadet yapmaktan eftaldir. Amel ve niyet. Sual. Yunus Emre bir şiirinde diyor ki: Hararet nardadır, saçda değil. Keramet hırkada, taçta değil. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de hacda değil. Bu sözler hacca gitmek yerine kalbi temizlemek gerektiğini göstermez mi? Cevap: kesinlikle göstermez. Taç giymeyin, Mekke'ye hacca gitmeyin, ibadet etmeyin denmiyor. İnsan, hacca ibadet maksadıyla gidebileceği gibi, riya için gidebilir. Hacıların paralarını çalmak için gidebilir. Ticaret için gidebilir. İki hadisi şerif meali şöyledir. Allahü Teala sizin şeklinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize o işi ne niyetle yaptığınıza bakar yani Allahü Teala insanın yeni, temiz elbisesine, hayrat ve hasenatına, malına, rütbesine değil, bunları ne niyetle yaptığına bakarak sevap verir veya azap eder. Hacca gitme niyeti hırsızlıksa, Allahü Teala kalplerdeki niyeti bildiği için o kişiye sevap vermez, azab eder. Yani ibadetinize değil, ibadeti ne niyetle yaptığınıza, Mekke'ye hacca ne niyetle gittiğine bakar. Ona göre sevap verir veya azab eder. Evliyanın hırkası tacı olur ama bunlar kerameti göstermez. Görünüş değil, niyet önemlidir. Hararet nardadır, sacda değil deniyor. Sacı kızdıran ateştir. Onun için cehennemde ateş yoktur, herkes ateşini oraya yaptığı kötü amelleriyle kendi götürür denmiştir. Cehennem mümini yakamaz. Bazı felsefecilerin hacca gitmek, ibadet etmek gerekmez, sevgi ve kalp temizliği yeter demeleri yanlıştır. Şiirde bir ibadet yapılırken niyetin önemi vurgulanıyor. Yine Yunus, bir kez gönül yıktınsa, kıldığın namaz değil diyor. Namaz kılmayın demiyor. Kalp kırmadan namaz kırın. Kalp kırınca kıldığınız namazın sevabı yok olur demek istiyor. Bütün günahlarda böyledir.